Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ala seyyidina mevlana Muhammedin nebiyyil ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sadakallahul azim. Emri ilahi nedir? Cenab-ı Hak ne buyurur? Buyur ki ey Müslüman buyurur. Çoluk çocuğun ailenin namazı emret buyurur. Sonra sabredin, alacağını namaz kılmayın buyurur. Devamla ölene kadar kılın buyurur. Ya Rabbi benim çoluk çocuk besliyorum. Namaz kılacak olursam aç kalırlar. Nereden kazansınlar, yesinler. Bu şeytan sözüdür buyurur Cenab-ı Hak. Bunu Müslüman söylemez. Namaz insanın rızkını artırır. Bak namaz kılan adam bir saat çalışsa bir namazın beş saatinden bereketlidir. Anladın mı? Sabah akşam az çalışsa Allah rızkını verir. O beynamaz sürünür durur. Ben çoluk çocukların rızkını sizden istemiyorum. Ben vereceğim buyurur. Siz namazı kılın yalnız buyurur. Vel akıbetu littekva. Dünya ve ahiret rahati iyi insanlardadır buyurur. Fena insanlar ne dünyada rahat eder ne ahirette ahmet der. Evet. Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazretleri buyurur. Bazı namazlarınızı evinize bırakın buyurur. Nafile namazlar ev hakkı, farzlar caminin hakkı. Bak farzı camide kılarsan 25, 100, 50 kadar namaz veriyor Cenab-ı Hak camide kıldığın için. Nafile evde kılarsan bak 25 veriyor. Mesela şimdi sünneti bir insan evde kılsa camiye gelse, evde kıldığı için sünneti 25 sünnet sayıyor. Camidekini bir sayıyor. Onun için evinizi de biriz namaz bırakın buyurur. Öyle teheccüd namazı, işrak namazları, kuşluk namazları, evvabi namazları bunlar ev namazlarıdır buyurur. Namazın hikmeti. Cenab-ı Hak namazı neden emrediyor bize? Islah olsunlar diyerek. Cenab-ı Hakk'ın huzuruna girdiği vakit Allah kıbleden bakıyor insana. Dirkenden sonra kalbini açıyor, rahmet veriyor. Başına rahmet gelir. Sonra namazın bir hikmeti idman. Namaz çok kılan insan vücudu çökmez. Bak bir adam günde 50 rekat namaz kılsa, yani toplasa fazlalı nafileleri, bu adam çökmür. 80 yaşına giriyor, gene aslan gibi yürür. Neden yahu bu böyle? Bak oteki adam 60 yaşından çökür. Namaz muhafaza ediyor. Bak bu gavurlar jimnastik yaparlar. Hangisi daha faydalıdır? Ben bakayım. Tababet nazarından hangisi daha faydalı? Bizim namaz mı, onların jimnastikleri mi? Namaz. Onlarınki delidir sıçramak. Sağa sola zıçlar bilmem ne. Çocuklar gibi oynarlar. Biz intizamla namaz kılarız. Allahu Ekber desin. İç kesmeye götürürsün. Bak kan yerinde durur. Sonra sana Allahu limen hamideh dediğin vakit gene Subhanallah kadar dersen gene her ağza yerine gelir. Sonra secde. Biz muntazam derece kıldığımız için bizim vücudumuzda daha ne yapar namaz. Onlar delice sıçrıyorlar. Gayrı muntazam hareketler fayda vermiyor tıbben. Cenab-ı Celle en evvel namazı âliye farz kıldı buyurur. En son da namaz kalır buyurur. Şimdi sizler bak namazı kaldırmak için 1000 seneden beri plan yapıyorlar. Abdest namazı kaldıracağız diye. Fayda veriyor muyuz? Onlar uğraştıkça halizeye de namaz kılıyor. Allah muhafaza edeceğini emrediyor. Bak her şey bozulur, en son gene namaz kalır buyuruyor. Ahirette en evvel Cenab-ı Hak insandan soracak şey namaz gibi buyuruyor. Melaikere buyur ki şunun namazına bakın buyuruyor. Eğer namazı tamamsa arkadan bir şey sormayacak. Hadi git cennete affedin buyuruyor. Eğer noksansa namazı, bunun fazla namazı var mı? Gece namazı, evvabin, işrak namazları onunla tamir edin buyuruyor. Fazla namaz kılmanın faydası bu. Fazlalı tamir ediyor. Cenab-ı Peygamber buyurur sallallahu aleyhi ve sellem. Bir insan şu 5 rekat vakit muhafaza ederse buyurur. Rükûlerini, secdelerini, vakıtlarını muhafaza edecek olursa buyurur. Bak cennetle Cenab-ı Hak tepsiliyor. Rükûyu nasıl muhafaza edeceksin? Hah, şöyle dümdüz yapacaksın.
Başını böyle aşağıya eğmeyeceksin. Yukarıyı kaldırmayacaksın. Muntazaman. Şöyle durmayacaksın. Böyle. Rukun hafızası böyle. Gene Cenab-ı Peygamber buyurun ki yanılırsınız, yanılırsınız ikide bir de buyurur. Ne demek? Yani günah çok yapıyorsunuz. Günah sizi yakar buyurur. Sonra buyurur, bir de öğlen okunur buyurur. Camiye gelirsin, namaz kıldın mı? Allah bu ateşi söndürür buyurur. Öğlene geldiğin için. Sabahın öğlen arasında yaptın. Sonra öğlene kıldıktan sonra sen gene bakıyorsun günah yapıyor. Gene ondan sonra ateşini yakıyor, cehennemde hazırlıyor, yanıyor. İkindiyi kıldığı vakit Allah'ın da affediyor bak. Her namaz önündeki günahları affediyor buyurur. Namaz vakti geldiği vakit bir melaike bağırır, çağırır. Ey Ademoğulları, kalkın şu yaktığınız ateşlerinizi söndürün. Yani kazandığınız günahları affettirin buyurur. Evet. Cenab-ı Peygamber buyurur. 5 vakit namaz 24 saatte günahları affeder. Cuma namazı da gelecek cumaya kadar olan günahları affettirir. 5 vakit namazdan cuma namazı insanın üzerinde namaz bırakmaz. Eğer kusurunu bilir Cenab-ı Hakk'a yalvarırsa. Cenab-ı Hak buyur ki وَاَقِمُوا الصَّلَاةَ طَرَفَيْا النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ. Ey Peygamberim! Gündüzün iki etrafında olan sabah, ikindi öğlen namazını kıldır bunlara buyurur. Gecede olan namazları da kıldır buyurur. Cenab-ı Hak söz veriyor. Şu 5 vakit namazı muhafaza eder yolundan kılarsanız sizi affederim buyurur. Eğer kılmazsanız sözüm yok size buyurur. Namaz en büyük ibadettir buyurur. Sonra buyurur ki vaktin evvelinde namazı kılmaya gayret edin. Bazı adam bakarsın ezen okunduğu vakit namazı kılar. Bazı arkaya bırakır ikindiye yakın kılar. Bunun farkı nasıl? Ahiret dünyada ne kadar büyükse vaktin evvelinde kılınan namaz sıktım sonunda kılınan namazdan o kadar büyüktür buyurur. Vaktin nihayetindeki namaz vaktin evvelindeki namazın yanında hiç kıymeti kalmıyor. Onun için erken kılmalı. Kadınlar bu cihetten çok zarar ediyorlar. Evin işini yapar, süpürür, yemeğini pişirir. Öğleni ikindiye yakın kılar. Akşamı da öyle yapar. Bunlara tembih edin. Şu namazı evvel kılsınlar. Evin işini arkaya bıraksınlar. Bu cihetten çok zararlar var. Geri kalacaklar ahirette sonra. Yine Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazretleri buyururlar. Allah'a en yakın olan yer neresidir? Secdedir buyurur. İnsan secdeye kapandığı vakit la teşbih Cenab-ı Hakk'ın ayağına kapanmış gibidir. Anladık mı? Bak dünyada bir insan bazı kendini affettirmek için büyüklerin, anasının, babasının ayağına kapanır, beni affedin diyor. İşte secde de bu demektir. Sözü Cenab-ı Peygamber buyurur. Sabah namazını bir insan kılacak olursa buyurur, Cenab-ı Hakk'ın misafiri olur bu adam. Sakın sabah namazını kılan adama dokunmayın, Allah-u Azimüşşan sizden intikam alır. Bu adam Allah'ın misafiridir buyurur. Bazen sen başa bakarsın bela gelir birdenbire. Tacib eder. Ya Rabbi nereden geldi başa bilmez bile kursun. Sabah namazını güzel kılan bir adama dokunur, oradan Allah çarpır onu. Yine Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazretleri buyururlar. Bir insan şu 5 vakit namazı güzel kılacak olursa, yolunla kılacak olursa sünnetlere riayet ediyor. Bak 65 tane sünnet var namazda. Evvelinde ve sonunda. Bunları tamamından toplayacağız. Bunlardan birisi de safın doğru olması. Saflar doğru olacak. Bazı camide bakarsın bir şerit koyarlar. Âli ileri gecikler. Ne güzel adettir o. Gerdanlar böyle olacak işte. Sağ sol gerdanlara bakarsın, böyle bir sıra olacak. Cenab-ı Hak eğri safa bakmıyor. Bir saf eğri mi, ileri geri mi,
bu terbiyesizler diye bakmıyor onların namazlarına. Sonra saflar sıkı olacak. Bak ne buyurur? Caminin şeytanları vardır, kezbisi diye. Kara keçiler gibi. Hınzep diller ağızlarına. Namaz kılanların yanından geçerler. Bunları geçirmeyin. Geçsin mi namazını şaşırırsın sonra buyurur. Hem sıkı hem doğru olacak. Bir insan ileri safta bir açık yer bırakıp da arkada kılacak olursa Allah buna cemaat sevabı vermiyor. Bazı görürsünüz. Arkada mezun olduğu yer toplanıp namaz kılırlar. Bunlara hiç katılan cemaat sevabı yok. Hepsi günah görürler. Terbiyesiz sayılırlar. Size askerlik yaptınız değil mi? Askerler merasim yaparken hiç geride kimse kalan var mı? Nasıl merasim yapıyorlar? Hiç açık bir yer bırakırlar mı? Geride kendi kendine bir asker durabiliyor mu? Görmediniz mi hiç? Söyleyin. Duramaz. Dayak da atarlar. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, beni onlardan aşağı mı tutursunuz buyuruyor. Zabitlerinizden buyuruyor. Neden böyle terbiyesiz namaz kılıyorsunuz? İlk safta bir yer açık kaldı mı, geride kalır Allah cemaat sevabı vermiyor. Terbiyesiz sayılır buna. Bunu dikkat edin. Cami halkalarında bir takım menzillere mahsul atıyorlar. Ondan sonra böyle ahali günah sokuyorlar. Onlar kibirli adamlar, gizli doktorlar, zengin adamlar. Onlar kibirli adamlar, zengin adamlar. Cemaatlerden gelemez. Sen ikaz olursa korkursan yola gelemez. Söyleyen yok işte. Mezzine de izin yok, kimse izin yok. İlerle. Eğer şayet ayakkabıları korkar, çalınır dinlerse mezzin yanına bir kişi daha alabilir. Fazla alamaz. O akıl kapının yanında kılar. İnsan böyle namazı sünnetlere riayet ederek, bu 60 sene riayet ederek kılarsa buyurur, namaz, daha sonra namaz bir kıyafete giriyor. Gayet güzel bir kıyafetten diyor ki, beni muhafaza etsin gibi, Allah seni de muhafaza etsin diye Cenab-ı Hakk'a gider, arz olur. Eğer terbiyesizce kılacak olursa, çirkin bir kıyafetten bir mahluk çıkıyor. İşte o namazın kıyafeti beni böyle, bu çirkinliği soktuğun gibi, zayi ettiğin gibi Allah sen de perişan etsin diye dua eder, intisar eder. Tadil-i erken vacip bak. Uykuya gittiğin vakit öyle üç tesbih kadar duracaksın dümdüz. Kalkarken Sübhane Rabbiyel A'la azim diyecek kadar duracaksın. Anladın mı? Bazı insan namazı salıncak gibi kılar bakarsın. Gelir gider şöyle. Bunlara vacibi terk ediyorlar. Vebalde kalırlar. Her aza yerine gelecek. Sübhanallah kadar diyeceksin. Ondan sonra eğileceksin. Cenab-ı Peygamber imamdan evvel secdeye gidenlere darılır. Mübarek. Korkmuyor musunuz buyuruyor. İmamdan evvel secdeye gidiyorsanız Allah başınızı merkep başına çevirirse korkmuyor musunuz buyuruyor. Merkep ahlaklı bir ruh. İmamdan evvel bir insan secdeye ruku ederse haşası başı eşeğin ahlakına benzer bu ruhlar. Ne bu attan benziyor bakayım söyleyin. Ne bu attan benziyor eş? Evvel gittiği için. Hı. Evvel gittiğin, evvel gitmeyle eşek mi olmak lazım yani? Olmaz diyor. Daha açık isterim, ben cevap edeyim. Bunun acelesinin faydası var mıdır? Bu acele ediyor, çabuk, bir faydası var mı? Yok. Hiç imama bağlı değil mi? İmam selam vermeden çıkabilecek mi? Onun için bunun böyle acelede yaparsa hayvan ahlakı, akıl yok. Aklı olmuş olsa zaten bağlısın imama. Ne faydası var bu acelenin? O yani bunda beyin yok buyurur. Gene Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Hazretleri duyurlar ki 40 gün bir insan yatsı namazından sabah namazını cemaatle kılar da fasıla vermezse 40. gün Cenab-ı Hak eline bir beraat veriyor. Ey kulum bundan sonra ben seni cehenneme sokmam buyuruyor. Anladık mı? Gayret etmeli 40 gün şu sabah namazıyla yatsı namazını ara bir mümkün Cenab-ı Hak dünyadan cennetlik yapıyor insanı.
Yine Cenab-ı Peygamber buyurur. Bazı adam camiye gelir. Bir de bakar ki camide namaz kılınmış. Çıkar evine gider buyurur. Bunu da yapmayın buyurur. Gidin kılın. Eğer bir kişiyi bulabilirsen beraber kıl. Olmazsa kıl. Allah size o sevabı gene verir buyurur. Sakın cemaat kılma diye gidip de evinizde kılmayın buyurur. Namaza bırakmayın. Hiç katıya müsaade yok. Anladık mı? Çabuk kılarsın. Bak sen aceleye geldi, çabuk kılarsın, sünnetler riayet ederek. Eğer baktın ki kıldırmayacaklar, çalarsın. Anladık mı? Namazı çalmak da vardır. Alem parası çalmak haram ama namazı çalarsan o makbul bir şeydir. Hani insan evladını sevdiğini zalimin elden çaldığı gibi. Baktın ki memur fabrikada namaz kıldırmıyor insana. Anladık mı? Bu namazı çalacağız. Vaktiyle abdestini alırsın. 100 numaraya gidiyorsun gibi namazını hazırlarsın abdestini. Sonra dalgınlığı getirirsin. Merdiven altına şurayı böyle girer kılarsın çabucak. Birer tesbihle en kısa ayetten gene kazaya bırakmayacaksın. Fakat ahirette Cenab-ı Celle'yle amelleri namazı kaçıranları sual edecek. Niye kılmadınız namazı? Ya Rabbi sen biliyorsun zalim adamın elindeydim. Ondan sonra beni namaz kıldırmıyor. Cenab-ı Hak diyor ki o zalimi sen oynattığını biliyorum. Sen o kadar cin fikirli bir amel etsin ki o zalim dediğini parmağında oynatırdın. Nasıl? Cebine kösele koydun çıktın, çivi koydun bilmem ne o kadar şeyleri çaldın. Hiç haberi olmadı herifin. Namazı çalamadın mı buyuracak? Anladık mı? Namazın çalması işte vaktiyle abdestini alırsın. Sonra dalgınlıkla silinirsen ki gidiyorum merdivenin altına girsin, kilire girersin, çabucak diğer tesbihle farzı kurtarırsın. Cenab-ı Hak bunu buyurur. İnsan vapur batar da denizde bir tahta üzerine kalsa dalgalar arasında nasıl namaz kılar? İşaretle. Orada abdestini alır, işaretle bilmem ne. Bak, denizde bile tahta üzerinde olan adam namazı yine bırakmayacak. Hasta olan adamlar yerine bir tuğla alır. Teyemmüm eder, yatağın içinde bakarsın, işaretle namazını kılar. Namazı bırakın, hiç kataya müsaade yok. Farzı ile kurtaracaksın. Evet. Bak Cenab-ı Peygamber ne buyurur? Gavurlukla Müslümanların arasındaki fark 5 vakit namazdır. 5 vakit namaz kılmayan insan isterse Yahudi olsun isterse Hristiyan olsun buyurur maazallah. Anladık mı? Namaz kılmayanlar tam uçurumdur. Gavurluğun ucundadır maazallah. Bak kelime-i şehadet bile getiremiyorlar buyururken. O kadar Allah la ediyorsun söyleyemez. Efendim? Anlamadım. Arabayı indir. İşaretle mi kalırsın? Efendim, yüzünü kıbleye çevirsin, Allah'a sayılırsın, sonra düzelirsin, kılarsın. Bırakmaya hiç müsaade yok. Kıbleye karşı Allah'a ekber dilsin, ne tarafa giderse gitsin. Anladık mı? Cenab-ı Hak seferde hayvanın üzerinde namaz kılardı mübarek. Kıbleye karşı Allah-u Ekber deyip sonra hayvanın başını çevirir, nereye giderse gitsin. İş iftitah-ı tekbiri alırken kıbleye karşı alacaksın. Namaz kılmakta bir öğle namazı kabul edersek 20 dakika, 30 dakika buna vakit kaybediyorlar. Bunu böyle kılmaktansa İstirahat saatimizde kılsa veya ikindiyi dışarıda kullanabilirsiniz. Dışarıda kısa daha iyi değil mi? Gayet tabii. Evet, kazaya kalmasın diyorum ben. Kazaya... Zaman kaybettiriyor. Bir de arkadaşın tadına da bir takmış etti. Bu bakımdan değil. Yok. Fabrikanın hakkını da düşünmeli. Evet. Böyle uzun namaz kılacağım diye işinden kaçamak yapmak bu da günahtır. Sonra o para halal olmaz. Akıl kabul etmeli. Şöyle aklın kabul ettiği gibi yapmalı.
Ezen okunurken bak, ezene cevap vereceğiz. Çünkü sen müezzin nedirse cevap verecek. Allahu Ekber, Allahu Ekber dediğimi sen de diyeceksin. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah deyince diyeceksin. Hayya al-salah, hayya al-salah deyince la havle ve la kuvvete illa billah deyeceksin. Tamam, ezen bittikten sonra salavat-ı şerife getirir. Allahümme Rabbi hâzih iddâvet-i sâmmeti ve s-salâti l-kâimah. Âd-i seyyidâ Muhammeden vesîlete ve sabîle ve ba'ş-ı mekâmin mehmûdeyin lezî ve'ad tehdîsiniz buyurur. Şefaat ederim cevâd ediyor. Anladın mı? Öyle ama biz ezanı müezzin yaparken Allah'a ekber dedi mi ta Allah'a ekberi bitirmeden biz başlıyoruz. La ilahe illallah. Dinlemeli. Müezzinle beraber. Müezzini beklemeli onunla beraber. Ya biz onu yapamıyoruz. Acele etmemeli. Bak Cenab-ı Ömer vaat ediyor. Cenab-ı Ömer 7 şefaati var. İnsan daha dünyada ölmeden bile bazı imdadine geliyor. Sonra bazı insan kırda kalır bakarsın. Oduncu yahut şey vakit geldiği vakit Cenab-ı Ömer buyurur. Eğer bağıra bağıra ezen okursa bu adam kakar ya Rabbi ben cemaat olan imam olurum diyecek olursa Allah arkasında o kadar melaike ki göz göreceğe kadar melaik gönderir arkasında kalanlar. Bu adamın namazını Allah 200 namaz yerine kabul ediyor. Bak camide kılıyoruz 25 biliyor. O çobana tam 200 namaz veriyor bir namazına. Böyle dağda olduğunuz vakit bağıra bağıra ezen okuyun. Ya Rabbi ben imamım kim beni uyarsa diye kıldım buyuruyor. İşte dersi bir bu kadar. Allah kıymetini, kadirini bilsin. Subhane Rabbike Rabbil İzzet Amma Yasubur. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve sallallahu ala seyyidina ve ulana Muhammedin nebiyyil ummi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme la sâle illa ma cealtehu sâle ve entek ec'alü l-hazene sâben izâ şeyh. La ilahe illallah ve l-halimul kerim. Subhanallahi Rabbil Alemin azim. الحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا حاجة هي لكربا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين لله رب العالمين يا شرف النبي وآله وأهل بيته وأمواتنا وأصحابه الكرام الفاتحة والصلوات اللهم صل وسلم